Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde tam sayı problemleri ile ilgili örnekler çözeceğiz. İlk örneğimizle başlayalım. Bir şehrin gece sıcaklığı -13 santigrat derece, gündüz sıcaklığı 7 santigrat derecedir. Buna göre bu şehrin gün içindeki ortalama sıcaklığını bulunuz demişiz. Arkadaşlar ortalama sıcaklığı bulmak istiyorsak gece sıcaklığı ile gündüz sıcaklığını toplayarak ikiye bölmemiz gerekiyor. Hemen yapalım arkadaşlar. -13 artı 7 diyeceğiz değil mi? Tamam. Şimdi bunu da ne yapacağız arkadaşlar? İkiye bölmemiz gerekiyor. Şimdi şuradaki toplamayı yapalım. Bakın iki sayının işaretleri farklı olduğu için mutlak değerce büyük olandan küçük olanı çıkaracağız. Yani arkadaşlar 13'ten 7'yi çıkaracağız. Ne yapacaktır? 6 ve büyük olanın işaretini yazacağız. -6. -6'yı kaça böleceğiz arkadaşlar? 2'ye. Bakın 2'nin işareti yazılmıyorsa artıydı. Bu bizim aklımızda arkadaşlar. Daha sonra ne yapıyoruz? Eksinin artıya bölümü eksi, 6'yı da 2'ye bölersek ne yapacak arkadaşlar? 3 değil mi? O zaman diyoruz ki bu şehrin gece sıcaklığı ile gündüz sıcaklığının ortalaması -3 santigrat derece olacaktır arkadaşlar. Tamam. Geçtik bir sonraki örneğe. Bir deney tüpünün başlangıçtaki sıcaklığı 15 santigrat derecedir. Deney tüpündeki reaksiyona bağlı olarak tüpün sıcaklığı her 3 dakikada 2 santigrat derece düşüyor. Buna göre 30 dakika sonra deney tüpünün sıcaklığı kaç santigrat derece olur diye sorulmuş arkadaşlar bize. Şimdi ne yapacağız bir bakalım. İlk olarak şunu yapalım arkadaşlar. Kaç santigrat derece düşecek onu bulalım. Ne demişti? Her 3 dakikada 2 santigrat derece düşüyor. 30 dakikada kaç defa düşecek arkadaşlar? Ben 30'u 3'e bölersem ne olacaktır? 10 olacak. Buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? 10 defa düşecek değil mi? Defa düşecek diyelim. Yani sıcaklık 10 defa düşüyor arkadaşlar. Her düşüşte kaç santigrat derece düşüyor? 2. O zaman 10 çarpı 2 ne yapacaktır arkadaşlar? 20. 20 santigrat derece sıcaklık düşecek diyeceğiz. Bunu bulduktan sonra ne yapmam gerekiyor? İlk başlangıçtaki sıcaklığı ne kadardı arkadaşlar? 15 santigrat dereceydi. O zaman ben 15'ten 20'yi çıkarırsam arkadaşlar son sıcaklığı bulacağım değil mi? Peki şunların işaretlerini bir yazalım. Şunun işareti artı. Bunun işareti de neydi arkadaşlar? Artı. Yani 15'ten ne yapmam gerekiyor? Artı 20'yi çıkarmam gerekiyor. Çıkarma işlemi için ne demiştik arkadaşlar? Birinciyi aynen yaz. Artı 15'i aynen yazdım. Çıkarmayı toplamaya çeviriyorduk. Daha sonra arkadaşlar ikincinin işaretini de değiştiriyorduk. Eksi 20 yapıyoruz. Şimdi bakın işaretleri farklı olan iki tam sayıyı toplarken biraz önce de söylemiştik arkadaşlar. Mutlak değerce büyük olandan küçük olanı çıkaracağız. Yani 20'den 15'i çıkaracağız arkadaşlar. 5 ve büyük olanın işaretini yazacağız. O da ne yapacaktır? Eksi 5 yapacaktır. Demek ki diyoruz arkadaşlar 30 dakika sonra deney tüpünün sıcaklığı eksi 5 santigrat derece olarak bulunacaktır artık. Evet geçtik bir sonraki örneğimize. 20 soruluk bir sınavda her doğru cevap için 5 puan verilmekte, her yanlış cevap için ise 2 puan silinmektedir. Bu sınavdaki tüm soruları cevaplayan Sedat'ın 6 cevabı yanlış olduğuna göre Sedat sınavdan kaç puan alır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız bir bakalım. 20 tane sorumuz var doğru mu arkadaşlar? Sedat bunların hepsini cevaplıyor bakın. 6 tanesi yanlış. O zaman ilk olarak doğru ve yanlış sayılarını bulalım. 20'den arkadaşlar ben 6'yı çıkarırsam ne yapacak? 14 değil mi? O zaman Sedat'ın doğruları arkadaşlar 14 tane. Yanlışları ne kadar? Onlar zaten verilmişti 6 tane. Bir kere bunları bulduk. Daha sonra ne yapalım arkadaşlar? Her doğru cevap için 5 puan veriliyorsa 14 doğru cevap için 14 ile 5'i çarpalım. Ne yapıyor arkadaşlar? 70 değil mi? 70 puan gelecek arkadaşlar. Bunlar doğrulardan geliyor. Daha sonra yanlışlardan kaç puan siliniyormuş? 2 puan. O zaman yanlış sayısıyla da silinen puanları çarpalım. 6 çarpı 2. O da ne yapacaktır? 12 puan. Değil mi arkadaşlar? Şimdi şu gelmişti. Verilen puan bu. Bu da silinen. Son puanı bulabilmek için ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Verilen puanlardan silinen puanları çıkarmam gerekiyor. 70'ten 12'yi çıkarırsak arkadaşlar ne yapacaktır? Bakın burası 6 kaldı değil mi? 6'dan 1 çıkarırsak 5. Demek ki Sedat'ın arkadaşlar sınav sonunda 58 puan alması gerekiyor. Tamam. Evet geldik bu örneğimize. Sıcaklığı sıfırın altında 7 santigrat derece olan bir yiyecek ısıtılmak için bir fırına konuluyor. Ve sıcaklığı her dakika 4 santigrat derece artıyor.
Buna göre kaç dakika sonra yiyeceğin sıcaklığı 25 santigrat derece olur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ilk önce şuraya bir bakalım. Sıcaklığı sıfırın altında 7 santigrat derece dediğine göre arkadaşlar aslında bana söylemek istediği eksi 7 santigrat derece. Tamam. Daha sonra bir bakalım. Şimdi eksi 7 santigrat derece ile başlamışız arkadaşlar. En son nereye gelmemiz isteniyor? 25 santigrat dereceye. Bakın 25 santigrat derecenin işareti ne olacak? Artı. Peki ne kadar artıyoruz arkadaşlar? Nereden başlamıştık? Eksi 7 santigrat dereceden başlamıştık. Nereye gelmişiz? 25 santigrat dereceye. Şimdi bu aradaki farkı bulabilmek için ne yapmam gerekiyor? Son değerden ilk değeri arkadaşlar çıkarmam gerekiyor. O zaman çıkaralım. 25 yani artı 25 eksi 7 diyorum arkadaşlar. Dikkat edin bakın. Ne yapacak şimdi? Birinciyi aynen yazıyoruz. Artı 25'i yazdık. Çıkarmayı toplamaya çevirdik ve ikinci sayının da işaretini değiştirdik arkadaşlar. Değil mi? Şimdi ne yapmam gerekiyormuş demek ki? 25 ile yani artı 25 ile artı 7'yi toplamam gerekiyormuş. 25 ile 7'yi toplarsak ne yapacak arkadaşlar? 32 yani artı 32 yapacak. Demek ki arkadaşlar diyorum ki ben burada sıcaklık 32 santigrat derece artmış. Tamam. Peki şurası şuraya tekrar bir bakalım. Sıcaklığı her dakika 4 santigrat derece artıyor diyor arkadaşlar. Şimdi 1 dakikada 4 santigrat derece artıyorsa kaç dakikada 32 arttığını bulabilmek için bu sefer ne yapacağım arkadaşlar? 32'yi 4'e bölmem gerekiyor. 32'yi 4'e bölersek ne yapacak arkadaşlar? 8 değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Kaç dakika sonra yiyeceğin sıcaklığı artı 25 santigrat derece olur diye sormuştu. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? 8. 8 dakika sonra yiyeceğin sıcaklığı 25 santigrat derece olacaktır. Evet, geldik buraya. Semih yukarıdaki şekilde verilen hedef tahtasına 10 atış yapıyor. Her atışta vurduğu bölgedeki puanı alıyor. Semih yaptığı atışların 5'ini yeşil, 3'ünü pembe, kalanları da sarı bölgeye isabet ettirdiğine göre Semih bu atışlardan sonra kaç puan alır diye sorulmuş arkadaşlar. Güzel. Şimdi ne yapacağız bakalım? Şuradan başlayalım. Semih'in atışlarının sayıları verilmiş arkadaşlar. 5'i yeşil bölgeye gelmiş. Şimdi yeşilden kaç puan alıyor bakalım? Eksi 6 puan alıyor. Ne yapacağız arkadaşlar o zaman? 5 çarpı eksi 6 demem gerekiyor. Buradan alınacak puanı bulabilmem için. Arkadaşlar şu 5'in işareti yazılmıyorsa artıydı. Ne yapacak? Artı ile eksinin çarpımı eksi. 5 ile 6'yı çarparsak arkadaşlar ne yapacak? 30. Demek ki şu 5 atıştan arkadaşlar Semih eksi 30 puan alacak. Devam edelim. 3'ü pembe bölgeye geliyor. O zaman 3 çarpı kaç diyeceğiz? Pembe bölge kaç puan veriyor arkadaşlar? Artı 8 puan veriyor. Artı 8 dememiz gerekiyor. 3'ün işareti yazılmıyorsa yine artıydı. Orayı da hatırladık arkadaşlar. Hemen yazdık. Artı ile artının çarpımı artı. 3 ile 8'i çarparsam ne yapacak? 24. Güzel. Buradaki pembe atışlardan da artı 24 puan aldı. Şimdi kaç tane kaldı arkadaşlar? 5, 3 daha 8, 10 taneydi. 8, 10'dan 8'i çıkarırsam 2 tane atışım kaldı. O zaman ne yapacak arkadaşlar? 2 çarpı onlar da sarı bölgeye geliyormuş. Artı 2 diyorum değil mi? Yine bakın bunun işareti artıydı. Artı ile artının çarpımı artı. 2 ile 2'yi çarparsak ne yapacak arkadaşlar? 4. Yani Semih buradan arkadaşlar şu yeşil bölgeye gelenlerden eksi 30 puan aldı. Diğerlerinden de artı 24 ve artı 4 aldı. Şunları toplarsak ne yapacak arkadaşlar? Artı 28. Semih arkadaşlar artı 28 puan şunlardan alıyor. Eksi 30 puan da bunlardan alıyor. Toplam aldığı puanı bulabilmek için ne yapmam gerekiyor? Eksi 30 ile artı 28'i toplayacağız. Yine bakalım arkadaşlar farklı işaretli iki tam sayı toplarken ne yapıyorduk? Mutlak değerce büyük olandan yani 30'dan 28'i çıkarıyorum. 2 ve büyük olanın işaretini yazıyorum arkadaşlar. Eksi 2. Demek ki Semih bu atışların sonunda eksi 2 puan alacakmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dersimiz burada son buluyor. Daha fazla video anlatım için ekrandaki bağlantılara tıklayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.